Bu Hong Kong beni gerçekten çıldırtmaya başladı. Her şey çok güzel. Bakın burada 7-Eleven her şeyi bulabiliyorsunuz. Her şey konforlu ama accommodation dedikleri konaklama belası gerçekten bela diyorum. Çünkü Hong Kong'da bir bela. O kadar pahalı ve o kadar yer yok ki her gün yer değiştirmek zorunda kalıyorsun. Yani bir de burada yaşayan insanlara soralım istiyorum. Ne yapıyorlar? Burada nerede konaklıyorlar veya bana bir önerileri olur mu? Excuse me. May I ask you something? I go mad because like the accommodation Hong Kong is crazy expensive. Accommodation is one of the most expensive cities. But why is that? There's no more space for everyone. It's 7 million, but the space is like very small. Can I ask you something? Yes. Türk müsün? Evet, Türk'üm. Nasıl böyle? Muhteşem oyunculuk. Muhteşem oyunculuk. Evet, harika bir oyunculukla yeni videoya hoş geldiniz. Bu arada oyunculuk dediğim, Safa Türkçe biliyor. O oyunculuk değil yani. Oyunculuk benim buraya gelişimdi. Yani Samanyolu TV kalp gözü karışım, kalp damar karışımı dandik bir oyunculuk oldu biliyorum ama şu an Safa'yla'yız. Safa mı, Safe mi? Tamam, benim annem Safe diyor. He? Ama benim arkadaş Safa diyor. Peki sen hangisini tercih ediyorsun? Safa, aynen Safa. Ben. Aynı? Aynı. Tamam. Sen nerelisin peki? Tunus. Tunus. Evet. Evet. Tabi ben biliyordum bunu. Muhteşem bir oyunculuktu. Gerçekten tebrik ederim Safi. Beni de siz tebrik edebilirsiniz. Güzel bir oyunculuk gerçekleştirdik bence. Evet, şimdi gerçeği açıklıyorum. Tabii ki biz tanışıyorduk. Ama nereden? Couchsurfing. Evet. Boş oda var. Mert orada kalıyor. Bir de konuşamıyorum diyorsun. Bence benim tanıdığım çok insandan daha iyi Türkçe konuşuyorsun. Evet, pratik lazım. Ama her şey alıyorum. Pratik lazım yani. Peki, Türkçe olan hangi dizileri izliyorsun veya filmi? Netflix çok bir dizi var. Subtitles var. İngilizce, Arapça, böyle. Kemal Sunal? Kemal Sunal, tabii Kemal Sunal. Ve Kemal Sunal'ı izleyip anlayabiliyor musun peki? İzliyorsun. Bu, mesela Tosun Paşa'yı izledin mi? Herkes Tosun Paşa. Sen Tosun Paşa. Bu arada çok iyi Türkçe konuşuyorsun. Seni konuşturmak gerekiyor. Anca o zaman. Bu videoda Türkçe konuşacağız. Yok, yapmıyorum. Evet. Para lazım, yapıyorum. Her kelime ne kadar? Kelime başına? Hong Kong dolar mı? Türk lirası. Hong Kong dolar. 5 Hong Kong doları. 5 Hong Kong doları. Tamam. Tamam, şimdiden zaten 500'lük olduk. O zaman bize evi gösterebilir misin? Hadi. Gidelim. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim burada. Şimdi evinizde kapıyı kilitliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ya ben kilitliyorum en azından. Hatta ben burada da kilitliyorum da aslında kilitlemeyebilirim. Bir sürü var. Ben 5 yıl Hong Kong'da yaşıyorum. Hı-hı. Asla anahtar kullanmıyorum. O kadar güvenli ki. Bak vallahi anahtarsız ya. Anahtarsız. Vallahi şov yapmıyoruz. Yemin ediyorum anahtarsız kullanıyor. Safi yani. Anahtar burada. Bak anahtar içeride. Bir de hani eğer içeri girersen anahtarı alıp çıkabilirsin. Sonra bizi de içeri kilitleyebilirsin yani. Yani anahtar yok. O kadar güvenli ki. Yani bir yer. Anahtar gerek ben, yok. Bana gerek var. Ben kilitliyorum. Ben buranın oyununu bozdum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada tebrik ediyorum. Ev tertemiz. Tertemiz bir insansın. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ayakkabılığımız hatta şurada. Bir dakika. Bu orada bence ne yazıyor ya? En iyi şehir. Bodrum mu? Bodrum'da. Türkiye'deki evet. En iyi evet. Şehir. Peki neydi senin en güzel anın Bodrum'da? Ne her sana şey, böyle düşündürttü? Bu yıl gittim. Bir hafta sadece kaldım. Aşık oldum ben. Hadi ya. Bir hafta sadece. Bir hafta sadece. Türkiye'nin diğer taraflarını? Yemek, insanlar, her şey. Hava, her şey. Yani ben Hong Kong çok kalabalık bir yer. Ve benim için insanlar burada evet. Çok nasıl diyorum? Robotik. Evet, çok robotik. Bodrum ve Tunus yani aynen. İnsanlar başka bir daha şey var. Sıcakkanlı. Evet. Sıcak evet. Evet. Burada yani robot gibi. Merhabana merhaba var. Merhaba var, nasılsın var. İkramet. İkram. Burada içtiğin çorbanın yanında ekmek bile paralı. Ekmek evet. Çorbanın yanında ekmek. Lazım para. Lazım para. Para lazım. Her yer para lazım Hong Kong'da. Evet. Peki Türkçeyi nasıl öğrendin? Kendi öğrendim. Ben bir tek bir şeye inanmıyorum. Buna inanmıyorum yani. Vallahi kendimi öğrendim.
bu yıl başladım. Bu Şubat başladım. Kendimi kendim sadece öğrendim. Bir dakika. Ha. Bu Şubat başladın. Evet. Şu an Kasım'dayız. 9 ay geçti. Evet. Ve kendi kendine daha Türkiye'ye de gitmeden. Ama March. Mart. Mart. Mert. Mart. Mert benim ya. sen başka Mart. Bir öğretmen var. Aha. Ama sadece 2-3 hafta. Yok artık ya. Sonra dedim yani ne fark var? Aynı şeyler. Evet. Yani unutuyorum. O zaman sen Türkçeyi sevdin ki öğrendin. Yoksa 9 ayda bir insan o dilin konuşulduğu ülkeye gitmeden, ya orada öğrenmeden 9 ayda mümkün değil. İki seçenek var. Ya Türkçeyi çok sevdin ya da yalan söylüyorsun. Türkçeyi çok sevdim ve benim için kolay çünkü Arapça konuşuyorum. Evet. Çok kelime, benzer kelimeler aynı kelime var. Çok Türk arkadaşlar var. Bir ay kaldım, çok arkadaşlar var. En iyi deneyim senin için Türkiye'de ne oldu? Yaşadığın en iyi olay, en güzel şey. Çok güzel bir şey yaşadım Türkiye ki benim en iyi şey bir arkadaş var. Evet. How to say it in English? Türkçe bitti. Türkçe bitti şimdi. En iyi şey Türkiye. I would say animals, hayvanlar. Animals, evet. Ha. Her yer. Bizde her yer Hong kedi. Hong Kong'da hiç köpek. Yok. Hiç. Ben ne kedi ne köpek gördüm dışarıda. Ama sadece arada fare sahip var. Sahip köpek var. Sahip köpek. Evet ama sokak köpek yok. Sokak köpek yok. Bir de şey var, sahipsiz fareler var. çok fare var. Evet yani hayvan lazım bu kadar. Hayvan lazım da fare lazım değil be. Evet. Türkiye her yerde. Bir de bakarız, severiz biz kedileri. Benim planım every year I'll go 2 times. Okay. Evet. Tunus, Türkiye 2 saat uçak. Yani diyorsun madem Tunus'a gidiyorum, Türkiye'den niye dönmüyorum? Bu arada yani ev Bodrum'a dönmüş. Bakın böyle burada. Şey, Bodrum aldım. Bundan Bodrum aldım. Evet. He, Friends ben de izledim. Evet, güzel Friends. Ben Bodrum aldım. Bu arada senin bayağı buzdolabı Bodrum yani. Biliyorum. Sidi Bu Said, bu da şeyde Tunus'ta çok sevdiğim bir yerdi bu. Muhteşem bir yer. İzmir'e benziyor o da. Benim kapı. Benim planım İzmir bu desem. Ayıp. Şurada bir İzmir görmek istiyorum bir dahaki sefere. Tamam. Şurada. Evet. Şurada bakın ne güzel. Çamaşır makinesi var ya. Bu kadar güzel bir şey olamaz. Ben de buna aşığım işte. Makine mi? Evet, makine. Ben çok seviyorum bu makineleri. Çince olduğu için biraz vaktimi aldı. Aşağıda İngilizce var ama şey, korkuyorum ben bu makinelerden. Su çıkarsa falan aşağıdan. Bands are scared of temizlik, biliyorum. Yarı İngilizce, yarı Türkçe. Evet, burası da benim Mert odası. Odam, Mert odası. Burası da benim odam, evet. Hani oyunculuğu devam ettirmek istemedim. Çünkü oyunculuğu devam ettirsem burayı önce toplayıp sonra girmem lazımdı. Ben de onu yapmamak için videoyu buraya uydurdum. Daha az iş çıkardım o yüzden. Bu videonun bir oyunculuk olduğunu size en başta söyledim. Bu arada burada da ne güzel dekorasyonlar var derken. Evet, yemin ediyorum ben koymadım bunu. Bu senin paran. Evet, benim param. Nereden aldın bunu? Türkiye. Neresinde? Bu parayla Türkiye'ye gidersen şu an su bile zor alırsın. Sadece su. Alamazsın su. Tabii. Susuz kalırsın yani. Hong Kong dolar o yüzden. O zaman Hong Kong doları geçer yani, evet. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Evet. Benim için en iyi futbol Asya, Avrupa Galatasaray. Galatasaray. Evet. Ama maalesef bir şey var ama Galatasaray değil. Ha, önden o yüzden sen böyle bir açıklama yaptın. Galatasaray fanlarını üzmemek için. Evet, gösterir misin? Fenerbahçe. Tamam, sende Fenerbahçe var ama sen Galatasaraylı olduğun için şimdi Fener'i gösterirsen Galatasaraylı üzülmesin diye bir açıklama yaptın. Evet, benim değil. Bayağı bir Fenerbahçe atkısı bu. Maalesef. Bu var. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Bu arada Karşıyaka'lıyız. Karşıyakalılığımızı tekrar vurgulayalım. Karşıyaka'da İzmir'in bir takımı, yerel takımımız. Biz çok severiz. İstanbul takımlarını tutmuyoruz biz İzmir'de. Good luck. Teşekkür ederiz. Bu arada Hong Kong klimaları böyle mi oluyor? Evet. Sadece bu klima var. He. Yeni klima var ama pratik değil. Çünkü çok büyük. He, bunlar eski klimalar ama herkes bunu kullanıyor. Evet, evet. Ve pratik. Hatta yeni evde bu kullanıyor. Hong Kong'da anladığım kadarıyla klimasız yaşayamazsın. Asla. Sıcak oluyor. Çünkü burada kış. Evet, kış sadece 2 ya da 5. Bu 5 mi? Yok, o 3. Şey, sarhoş gibi oldu. 5. Ya da 3. 3 ay. 3 ay. Sıcak zaten burası. Çok sıcak. Yani. Evet. Bir dakika. Bak sese bak.
Evet, şu an daha iyi. O kadar sevmiyor ya. İyi, tamam. Benim tamam. Takım değil. Bilseydim Karşıyaka atkısı getirdim. Yok, teşekkür ederim. Bayağı Galatasaray yani. Tamam, peki. Daha zorlamıyorum Galatasaray. Burada bu kadar konaklama pahalı dedik. Böyle bir yer normalde büyük bir yer, geniş bir yer. Evet, bu Hong Kong Standards. Standartları için büyük. Yani bakın salonumuz böyle yani. İki oda bu var. Büyük yani. Evet. Bu benim odam. Evet. İki bu oda var. Banyo var. Banyo. Orada. Ya bayağı var yani aslında. Büyük burası. Böyle bir yerin aylık kirası ne kadar oluyor aşağı yukarı? This is 14,300 Hong Kong dollar. 14,300 Hong Kong doları da şöyle hesaplayın. 1 Amerikan doları 7,8 Hong Kong doları 2000 dolara falan geliyor. 2000 Amerikan doları. O da Türk lirasıyla şu anda 30 deyip yuvarlasak 60 bin liraya yakın. Yani 55 bin lira falan şu anda buranın aylık. Hong Kong en pahalı şehir. Aşırı pahalı yani en burası. En pahalı. Mesela bir Türk olarak ben geldim buraya. Evet, ama İngilizce lazım. Tamam, İngilizce lazım. Şart bu. Şart, bu şart. Bana tanınan en düşük maaş, en askeri düşük ücret. Maaş, for the immigration to approve you, the company needs to offer you 22,000 Hong Kong dollar. Şimdi 22 bin dolar en az maaşınız oluyor aylık. Aylık bu. Evet. Bir ayda. Bir ay. 22 bin Hong Kong doları. En düşük maaş. En düşük. Peki buralılar ne kadar alıyor biliyor musun? The minimum. The minimum wage per hour is 80. 80. 80 Hong Kong dollar per hour. Evet. Saatlik 80 Hong Kong doları. Aslında çok da değil ya. Evet, çok değil. Okay. Şimdi sen zaten daha aya başlarken burada 14 binlik oluyorsun. Biliyordum. Bunu çok merak ediyorsunuz. Bu da fiyatları falan. Bu da size bir ipucu gibi olsun. Çünkü burası konum olarak da iyi. Bu arada Çin ve Hong Kong aynı değil. Böyle yorumlar yazanlar oldu. Çin ve Hong Kong farklı. Aynı pasaport değil, aynı para değil, aynı dil değil. Her şey farklı Her zaten. Her şey farklı. Evet, bu ayrımı da anladıysak biz yavaştan hazırlanıp çıkalım. Nereye gidiyoruz? Tamam. Today is Wednesday. Wednesday is horse race day. So... Türkçe'ye çevir. Tamam, bugün Perşembe. Hayır, Çarşamba. Sen bir gün önden gidiyorsun çevirirken. Tamam, bugün Çarşamba. Evet. Bugün horse race. Horse race bir şey bilmiyorum. At yarışı. Bugün at yarışına gidiyoruz. Evet, değişik bir aktivite ama at yarışı Hong Kong'da çok önemli bir şey yani. Evet, bir festival gibi yani. Müzik var, yemek var, her şey var. O zaman biz yavaştan çıkalım, horse race'e gideceğiz, at yarışına. Şimdi burayı kurcalarken ben bir şeye denk geldim. Bakın burada kuru kahveci Mehmet Efendi var. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Yani şu reklamı istese yaptıramaz. Seviyor musun gerçekten bu kadar? Evet, çok seviyorum. En iyi kahve Türkiye kahve. Turkish coffee seviyorsun. Evet, en iyi kahve. Çay kahve, çay. Evet. En iyi. Bir dakika, asıl daha da büyük bir olay var burada. Bayağı lifa lif dolu. Sen bunu nereden buluyorsun? Arkadaş geldi. Türkiye geldi bu. Bunları getirdi. Evet. Tüketiyor musun? Yani yiyor musun? Yok ama... Şöyle şuraya koyabiliriz. Dekorasyon yani. Evet, bunu kaçıramazdık yani. Bunları yerine koyalım. Bir daha... Bakın çıkıyoruz ve... Bak, kitlemedik. Yani şov yok. Gerçek. Kitlemedik. Gerçek. Ama şunu... Gözdağı. Şimdi metroyla at yarışının yapıldığı yere gideceğiz de. Ondan önce ben size burada şeyi göstereceğim. Bakın burada Jockey Club var. İnsanlar bahis oynuyor. Biz şu an buraya gidiyoruz. Evet. Bu arada taksiler çok güzel burada. Ben çok seviyorum bu taksileri. Şimdi Hong Kong'un en çok kullanılan yerine geldik. MTR, metro. Ben çok seviyorum bu MTR'ı. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar konforlu bir metro sistemi, altyapı sistemi yok bence. Ben görmedim en azından. Gören varsa yorumlara yazsın. Şöyle yine bir 7-Eleven var. Burada bir fırın, bakery. Şuradan kartları doldurabiliyorsun. Oo, 91 dolar. Amerikan değil tabii. Amerikan değil. Ki Hong Kong doları. Şimdi Wanchai'da ineceğiz. Evet, Wanchai'ye geldik. Şimdi ben kısaca unutmadan şimdi kitesurfing ne demek onu anlatayım ben. Bu uygulama dünyanın her yerinde kullanılabiliyor. Her ülkede sürekli kullandığım bir şey değil ama kullanabilirsiniz ve bu uygulama sayesinde gittiğiniz yerdeki yaşayan insanlarla tanışma fırsatınız oluyor ve bu şekilde her yeri daha kolay çözebiliyorsunuz ve aynı zamanda nerede ne yapmanız, ne yapmamanız gerektiğini daha hızlı anlayabiliyorsunuz. Sonuçta orada yaşayan insanlar size evini açtığı için böyle kitesurfing güzel bir uygulama. Bu arada reklam falan
da değil yani, öyle reklam gibi görünmesin. Çünkü zaten karşı tarafın uygulama olarak ücretsiz. Sanırım yıllık 100 lira gibi bir şey veriyorsun yani, bedava gibi bir şey. O da uygulamaya katkısı olsun diye düşünüyorum. Güzel bir şey, güzel bir şey. Neyse biz Van Chai'ye geldik şimdi. Merhaba Hong Kong kartımızı kullanarak şuradan geçelim. 5.7. 3 durak gittik ve sadece 5.7 Hong Kong doları. Bence gayet ucuz. Transport ucuz. Transport ucuz. Senden net yorumlar. Transport ucuz. Sadece transport ucuz. Transport başka ucuz. Yok. Başka bir şey yok. Bu arada böyle sol tarafta duruyorum ama normalde durmamanız lazım. Yoksa Hong Konglular size kızabilir. Soldan hızlı gidenler ilerliyor çünkü. Şimdi tram dedikleri tramvaylardan bir tanesine bineceğiz. Buradakiler böyle iki katlı. Ama kısa çünkü biliyorum beni. Şu an vallahi biliyorum. Bir küfret. Sörmüyorum ama biliyorum. Ne biliyorsun? En soft olan yani yumuşak. Buyum. Daha sert olanın ne? Bir dakika. Ya, vallahi ben öğretmedim. Annem söyledi. Okay. Evet o sert. Ben öğretmedim ama. Yok sen yok. Ben yok, ben yok. Sen yok. Evet. Kalabalık, bayağı kalabalık. Şöyle geçelim. Biraz kalabalık sanki. Biraz, sadece biraz. Biraz, sadece biraz. Bir de çok yabancı var. Evet çünkü şimdi Happy Valley biliyoruz. Bugün nasıl diyorum, 90% yabancı. 90% yabancı. Bu arada Happy Valley dediğimiz Mutlu Vadi tam olarak Türkçesi. Mutlu Vadi Türkçesi. Evet. Gerçi ben de kime anlatıyorum? Kemal Sunal izleyen bir insanla konuşuyorum. Mutlu Vadi'ye gidiyoruz. Bu arada yarıştan sonra da Lübnan restoranına geçeceğiz. Buradaki en ünlü Lübnan restoranı mı? Evet. En iyisi yani. Bence en iyisi. Tamam, sence en iyisi iyidir. Bence sen bilirsin. Evet, geldik. Şu karşıda gördüğünüz yere gideceğiz şimdi. Herkes burada iniyor. Bakın böyle Happy Valley'de. Şöyle inerken basıyoruz. 3 dolar da buna verdik. Herkes burada indi. Evet geldik çünkü. Hong Kong'da at yarışına geldiğime inanamıyorum yani. İnan sen buradasın. Buradayım. At yarışı bizim ülkemizde çok da güzel anılmaz. Yani at yarışından nelerini kaybeden insanları biliyoruz. Belki burada da evini arabasını satanlar vardır ata. Belki yani. Biliyor musun öyle birini? Yok bilmiyorum. Şimdi karşıya geçeceğiz. Hong Kong'da çok önemli bir şeymiş bu. Yani her çarşamba günü. Çarşamba değil mi? Her. Evet. Benim de Türkçem gitti. Çarşamba değil mi? Her. Evet, her çarşamba. Her çarşamba, evet. Arada şey yap, düzelt beni yani. Yanlış bir şey dersen. Her çarşamba burada toplanıyorlar. Bir de içeride festival havası gibi oluyormuş. Yemek standları falan. Evet, free entry. Herkes ücretsiz girebiliyor. Evet. O yüzden tüm o ücretsiz expatler geldi. Anlam burada işte bu kadar yabancı var. Bir de galiba Girls Night değil mi? Yani evet, kadınlar night. Günü. Evet. Kadınlara... One Shy Kadınlar Günü bugün. Ücretsiz her şey. Her şey ücretsiz. Her şey ücretsiz. Kadınlar için evet. Ya. Erkek işte. Yok. Ya sonra bir de ayrımcılık falan diyorsunuz. Ayrımcılık erkeklere yapılıyor. Feminist biz. Yani haksız mıyım? Gerçek ayrımcılık erkeklere yapılıyor. Niye? Erkekler günü var mı? Bilmiyorum, ben Hong Kong'da yapıyorum. Tunus'da. Evet, sen Tunus'sun. Tunus'um ben. Ama erkekler günü var mı? Yok. İşte. Ya bundan bahsediyorum. Türk erkekler var mı bugün günü? Türkiye'de mi? Evet. Yok, dünyanın hiçbir yerinde yok. Tabii dünyanın yok. Ama olmalı bence. Mesela çarşamba kadınlar günü, perşembe de erkekler günü olsun. Ya da tamam. Olmasın ya. Hayalet bir erkekler günü var. Olmasın. Yok. Olmasın. Nasıl gidecek sabah? Olmasın hiç. Evet, vazgeçtim. Erkekler gününe hiç gerek yok. Bu arada ses nasıl? Yorumunuzu merak ediyorum. Lütfen aşağıda belirtin. İlk defa böyle mikrofon kullanıyorum. Hatta yani iki mikrofon aynı anda kullanıyoruz. Sizce daha mı iyi yoksa ortam sesi daha mı fazla olsa daha iyi? Bunu aşağıda belirtirseniz sevinirim. Ya bakın Hong Kong'da at yarışına geldik. Artık beğeni tuşuna basmanızı rica ederim yani. Beğeni şey like. Like tuşu. Beğeni tuşu. Na bassınlar. Benim Türkçe bilmiyorum. İngilizce konuş sen şimdi. Like tuşuna bassınlar. They need to press like button. Of course and subscribe as well. Yes. And yes. Follow him on Instagram. Subscribe'ın şeyini biliyor musun? Türkçesini. Subscribe bir dakika. Orada yazıyor ya böyle kanalın altında. Abone ol. Abone ol. Abone ol.
Evet, girişe geldik. Public entrance diyor. Zaten buradan anlayabileceğimiz gibi public dediğine göre ücretsizdir herhalde. Evet, geldik. İşte hipodrom. Sence görebilir miyiz? Happy Valley'e hoş geldin. Happy Wednesday. Abi şuraya bakın. Çok büyük bir olay diyordum yani. İnsanlar daha çok takılmaya gelmiş. Arkadaşlar için at yarışının çok önemli olduğunu düşünmüyorum mesela. At yarışı çok da umurlarında değil gibi. Burada standlarda bir şeyler alabiliyorsunuz. Az önce Gül Batur'la Şah Batur'u izledik. Şimdi yukarı çıkıyoruz. En az $20 yatırabiliyorsunuz. Yani şimdi size kötü örnek olmak istemiyorum. Bu videoyu izleyen genç arkadaşlarımıza da yani böyle kötü örnek olmayalım. O yüzden biz oynamıyoruz. Oynamayın. Kaybetmeyin. Burada bayağı ciddi bir ortam var. İnsanlar at yarışı oynuyor. Evet, yukarı çıkıyoruz. At yarışını izlemeye. Türkiye'de yapmadığım şeyi burada yapacağım. Sen Tunus'ta gidiyor muydun at yarışına? Hiç sanmıyorum gittiğini. Gidiyorum, gidiyorum. At yarışına gidiyor musun Tunus'ta? Türkiye, sonra Tunus. At yarışına, horse race. Aa, horse race yok. In Tunisia. Yok. Ha tamam, tamam. Geldik. Amca dersine iyi çalışıyor. Evet, geldik. Oo. Yükseklik korkun varsa buraya gelme. Şimdi müzik var. Canlı müzik yapıyorlar aşağıda. Karınca gibiler, baksana şurada. Do you want me to catch it or? It's okay. Aşağıda canlı müzik. Şurada oturanlar bıkmıştır bu işten ya. Şurada oturan insanları düşünsene, bıkmışlardır. Şimdi biz 8.'yi yakaladık. Yani 8. yarışı izleyeceğiz buradan. Ama toplamda 10-11 yarış oluyormuş. Bu bilgiler için teşekkür ederiz bu arada. Burada gördüğünüz gibi hep yabancılar var. Hong Konglular içeride bahis oynuyor. Yabancılar izliyor. Çünkü Hong Konglular çok ciddi bir şey bu. Çok ciddi, baksana. Ciddi. Bak ciddi adam. Bak yanımızdan geçiyor. Ama yabancılar sadece yani fun için yani. Evet evet, yani bunların hiç umurunda değil. Evet. At görse. Ama bu yani çünkü kazanıyorlar. Aynen. Para kazanıyorlar. Tabii tabii tabii. Bak içeri bakın abi. Hepsi Hong Konglu. Ve çok ciddi bir şekilde oyun oynuyorlar. Bir de yabancıya. İmtihan gibi. Gül Batur ve Şah Batur şu anda yarışa hazırlanıyor. Bir dakika sonra başlıyor yukarı. Hatta şu anda başlıyor. Hem de nerede başlıyor biliyor musunuz? Tam şu karşıda. Şurada şu bölgeden başlayacaklar şimdi. Şöyle gelip önümüzden geçecekler. Senin favorin hangi numara? 7. 7 mi? Evet. Safiye 7'yi seçti. Ben de 3 numarayı seçtim. Bakalım kim birinci gelecek. Şurada no eating drinking diyor. Yani burada yiyip içmeyin diyor. Burada yiyip içmeyen bir tek biz varız galiba. Herkes yabancılar böyle yani. Evet. 3 numara Gül Batur, 7 numara Şah Batur. Bakalım kim birinci gelecek? Hadi yedi. Hangisi önde gelirse bugünkü değil ama bundan sonraki yemeği ısmarlıyor. Tamam. Tamam mı? Alıştık. Burada bütün Türkiye şahit. Anlaştık. Bizim bahisimiz de böyle olsun. Gençlere güzel örnek olalım. Bunu oynamıyoruz arkadaşlar. Bunu oynayınca üzülürsünüz. Bu arada şu etrafımızdaki gökdelenlere bakar mısınız? Yani burası Hong Kong ülke olarak. Ya ülke değil aslında. Çin'in özel idari bölgesi şu anda yani resmi olarak. Ve burada bu bölgede dünya üzerinde bu kadar küçük bir alana bu kadar çok gökdelenin düştüğü tek yer olabilir. Değil mi? En çok gökdelen evet. Burada mı? Doğru. Kafa salladığını göre onaylıyorsun. Tamam. Bazen bilgi verirken senin onaylamana bakıyorum. Öyle yapıyorum. Evet. 6 yıldır burada yaşayan biri olarak onayını aldım.
alıyoruz senin. Aynen öyle sen diyorsun, aynen öyle. Aynen öyle. Bu kelimeyi kullanıyor musun çok? Ne yani? Gerçi sen hiçbir kelimeyi çok kullanmıyorsun. Sonuçta Türkçe konuşuyorsun. Aynen da. Öyle. Aynen öyle. Evet, kullanıyorum. Sence güzel bir kelime mi? Çok güzel bir kelime yani. Dürüst bir kelime, aynen öyle. Bana daha az kullan diyorlar. Ben de kullanıyorum, aynen öyle. Evet ya, her şey gidiyor değil mi? Her şey. Her şey. Jokeylerimiz biraz nazlı bugün. Başlayamadılar. Evet. Şimdi başlıyorlar. Ben şurada göstereceğim size. Zaten çok hızlı başlayıp bittiği için ne olduğunu anlamayacağız. Evet, başladık. 7 önde. 3 sonuncu ya. Evet. Allah kahretsin seni ya. Allah cezanı verecek. 3. Bakın arkada geliyorlar. 3. atakta. Gülbatur atakta. Evet, 6 numara Kara Şimşek önde. Kara Şimşek önde. Hadi yedi, yedi, yedi. Hadi ve Gülbatur, devam et, devam et. Teyze çek kafanı. 6. 6, evet. 6 numara birinci oldu. 7, 2. 7, ikinci oldu. Kara Şimşek, Gülbatur, Şah Batur arasında o kadar bir burun farkı var ki. Evet, sen kazandın. Tabii, her zaman. Lübnan'a gidiyoruz. Şimdi şu ekranda ne kadar bahis yatırıldığını göstereceğim size. Tam 4 milyon. İyi bir para. Çok iyi para. Havuzda toplanan para 4 milyon dolar. Vay be. Şu altının sahibi olmak vardı. Localardan birinde adam şampanyasını patlatıyordu. Şey diyelim o zaman, Allah sahibine bağışlasın. Evet, amcalar kaybetmiş ya. Amcamız pek mutlu değil. Bu amca da pek mutlu değil. Yabancıları da görüyorsunuz burada. Pek umurlarında değil. Buraya herkes. At yarışı her çarşamba bir bahane oluyor. Eğlencenin bahanesi at yarışı. Aynen öyle. Aynen öyle. Diyecek bir şey bulamadığında aynen öyleyi kullanabiliyorsun. Burada kovalarla biralar içiliyor. Burada kimler oturuyor? Ciddi bir şey bu. Ha, bu da ciddi evet, değil mi bunlar? Evet. Çok bir amca var. Ciddi bir amca var burada. Ciddi bir amca var. Amcaların hepsi bir kere ciddi zaten. Yani burada 50 yaş üstü görüyorsan ciddidir yani. Bir de oturuyorsun. 4.9. 5 şimdi. 5 milyon dolar oldu havuzda toplanan. Total. Total rakam. Evet, burada oturan insanlar da ciddiyetini koruyan bahisçi abilerimiz, ablalarımız, amcalarımız, teyzelerimiz. Bir ümit. 5 milyon doların sahibi olabilmek adına burada terliyorlar. ml'lik şöyle Heineken birayı 62 dolara satıyorlar. Şaraplar 150 ml'lik yine 90 dolar. Tüm şişeyi almak istiyorsan 390 dolar. Her yerde McDonald's var ya. Maalesef. Neyse ki sonuna geldik bu grubun. Bu grup burayı terk ediyor diye ben mutluyum mesela şu an. Sence iyiler miydi? Dürüst. Yok. Değildi. Evet. İyi değil. Bence iyi değil. Evet, böyle bir ilginç organizasyon var her çarşamba. Evet. Ama güzel. Yani yabancılar için mesela sosyalleşmek isteyen yabancılar için burada hiç tanıdığı olmayan insanlar için. After work. Genelde insanlar işten sonra geliyor. Evet. Tabii işi olmayanın işi yok Hong Kong'da. Buradaki tek burada çalışmayan, işi olmayan benim muhtemelen. Şöyle 5 katlı bir yer. Hong Kong güzel yanlarından bir tanesi de ücretsiz eğlenebiliyorsun. Yani mesela biz girdik, çıkıyoruz. Ve hiçbir şekilde ücreti yoktu bunun. Ve istersen tabii ki daha kalabilirsin burada yani. Just come here, watch the race, enjoy. You want to walk or take the tram? Yürüyelim mi, tramvay mı diye sorulursa çok ben... Çok kalabalık tram şimdi. Yürüyüş, zaten yürüyerek daha hızlı gidiyorsun evet. Tramvaydan. Tramvay bence günün yoğun olmayan saatlerinde iyi burada. Manzara çünkü güzel oluyor. Etrafı görüyorsun. Şu an ortam böyle yani, çok kalabalık. Çok kalabalık o yüzden yürüyoruz. Aynen öyle. Daha iyi. Aynen öyle.
Bu arada burada polis de bayağı sıkıdır yani. Geçen videolardan birinde gördüyseniz Cadılar Bayramı kutlanırken her yerde bu araçlardan polis bekliyordu yani. Covid zamanı nasıl geçti burada? Covid zamanı ne demek? Covid zamanı ne demek? Ya şey vardı ya, koronavirüs. Aa, of. Aha. Çok çok sert. Çünkü hatırlıyorum ya, sonuçta o Wuhan'dan buraya evet. yakın bir yerden çıktı ya. So here we were wearing mask until this March. Whoa. This year you everywhere you cannot remove the mask. Mart'a mask kadar. Lazım. Mart'a kadar. Mask lazım. Lazım. Mart'a kadar hep burada maskeliydiniz. Evet. Mesela burada biz maskeyle yürüyorduk. Daha 6-7 ay öncesine her kadar. Her yer. Restoran, her yer, her yer. Bir de şeyi duydum, doğru mu? Hmm. Senden de teyit edelim. Şimdi mesela o Covid zamanı, 2 yıl önce falan, eğer dışarıda ya da herhangi bir yerde pozitif yakalanırsan seni alıp böyle kafeslere bir yerlere götürüyorlarmış. Doğru mu? Evet, they have something called Penny Bay. If you are positive, they will take you there. Oo, yani rastgele şurada yürürken seni bir kontrol edelim dedi. AVM'ye giriyorsun, pozitif çıktın. Çok ciddi yani bir şey bu. Yani ciddi. Seni ailenden falan alıyorlar, kapatıyorlar. Telefon erişimin yok, hiçbir şey. Telefon var. Ben de abarttım ha. Tamam, aynen. O kadar sert değil evet, yani. Evet. Telefon var ama 2 hafta Penny Bay. Penny Bay yani standart çok... Düşük. Evet, çok düşük. Hatta... Yemek vermiyorlar falan. Ne garip bir şey ya. Yani, ama böyle korkutarak caydırıyorlar. Even if you wanna travel in the COVID times, you need to quarantine for the first they started 3 weeks, so 21 days. Oh. And you need to pay yourself a hotel. 21k. Oo. Oo, 21 bin dolar. Hong Konglar gibi onlar da ooo yapıyor ya. 21 bin dolar. 3000 Amerikan doları veriyorsun yani. Hem pozitifsin zaten, bitmişsin ya yani, pozitifsin hatta yani. Hatta pozitif değilsin yani, sadece you travel. İzinsiz dışarı çıktın. Evet. Bu şekilde de korundular ama böyle caydırıcı önlemler alarak. Ya Hong Kong'da ben arada şey hissediyorum, sanki bilim kurgu filminin içindeymişim gibi. Bir felakete burada yakalansam sanki böyle şey olacakmış gibi ya. Bilim kurgu filminde kapana kısılırsın ya, kimsenin umurunda olmazsın. Her şeyle erişimin kesilir, öyle gibi. Çok doğru diyorsun. Teyit ettin değil mi? Evet. Tamam. Teyit doğrulamak anlamına geliyor. It was crazy. It was crazy times. People were like getting depression and people were killing themselves. Oo. Ben Hindistan'da o sırada 1 dolara aldığım mango tabağıyla 3 dolara kaldığım bungalovda yaşıyordum. Depresyon var burada. Polis çevirmesi oluyor mesela. Polise 1 dolar rüşvet veriyorsun, bribe. Ve seni azat ediyor. Yani bütün Hindistan'da artık seni o gün durdurmuyorlar. Anons geçiyor, Mert Öztürk durdurmayın. 1 dolar veriyorsun. Senin için çok iyi bu. Ama Hong Kong bribe yok. Evet, burada düşünemem zaten. Corruption no. It's ben real. Burada korkarım zaten ya. Polise düşünsene. Rüşvet uzak. Korkarım ya. Yok yok, bu şey asla düşünmüyor. 20 yıl cezası falan var. Düşünmüyor vardır bu şey, para veriyorlar. Evet. Yok. Her şey net. Ekonomi çok iyi. O kadar iyi ki. 2018'de. Covid evet. öncesi. Covid öncesi. O kadar iyi ki. Ekonomi çok iyi. Aha. Devlet. Evet. Para insanlar için veriyorlar. İnsanlara banka hesabına para yatırıyor. Evet. Ne kadar yatırıyordu? 1000 euro each. 7 million people, 1000 euro each. Ama bir kerelik. Evet, bir kerelik. Öyle her ay değil. Yok. Ya zengin adamlar, zengin işte yani. Düşünsene ne yani? Bizim Tunus bu şey var mı hiç? Tunus'ta ne kadar verdiler? Tunuslar, they take money from us. Para mı aldı? Evet. Kötü bir dönemden, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Devletimize biraz yardım. Ya işte coğrafyamız. Ne yapalım? Olsun ya. Sen Tunus'u seversin. Seviyorsun. Çok seviyorum. Tabii, değil mi? Şu anda Times Square dedikleri zamanlar köşesi diye ya çevirmeyelim onu da, neyse. Normalde burada adım atamazsın. O kadar kalabalık olur ki. Şu anda saat 11 ve bakın burada insan yok. Yani hiç. Buradan böyle her zaman karşıdan karşıya geçen 100 kişi burada, 100 kişi burada olur. Bakın şimdi kimse yok. Yani o kadar geç de değil, saat 11 sadece. Tunus böyle mi? Tabii değil. Gece 11'de hayat başlıyor değil mi? Evet. Yani insanlar tamam çalışıyorlar ama hayat başlıyor şimdi. Hayat şimdi başlıyor. Evet. Valla bizde de öyle biraz. Ama in Hong Kong if it's a work day you won't see anyone. No. Ya şu kırmızıda T ile başlayan ülkeler olarak Tunus ve Türkiye. Ya biz duramıyoruz yani kırmızı ışıkta, çünkü bir şey itiyor yani. Bir şey var. Çünkü araba yok. Evet, araba yok ama... yani niye bekliyoruz diye sorgulamadan edemiyoruz. Ama gördüm insanlar bekliyoruz. Bekliyor işte, o yüzden biz de bekliyoruz. 2000 dolar cezası varmış. Maalesef. Evet, önemli bir bilgi. Bu gerçek yani. Evet, 2000 dolar. Evet. O yüzden
ekleyelim biz. Şimdi Lübnan restoranına doğru gidiyoruz. Buradaki iyi bir Lübnan restoranı. Sen daha önceden tanıyorsun galiba. En iyi restoran bence. Yani çok büyük restoran değil. Ha, TKB gibi bir yer aslında. Evet. Küçük bir yer. Küçük bir yer. Ama güzel. Çok güzel. Three brothers work there. They're Lebanese. They have been in Hong Kong 30 years. Olabildiğince sen de zorladın kendini. Çünkü numara bilmiyorum. O yüzden. Yani Arapçada da yani. Evet, aynı kelime. Ama öyle bir kelime ki yani her yerde kullanıyoruz biz. Hatta siz daha çok kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani çok aynen öyle derim. Bence aynen öyle yani çok iyi bir kelime. Evet ya, hep onu diyorum ben de ya, anlamıyorum. Çok iyi bir kelime yani. Aynen öyle. Niye kızmıyorlar? Evet, geldik yine MTR. Şimdi biz Central'a gidiyoruz. Yani sadece iki durak ilerleyeceğiz. Şeyi soracağım sana. Sınırsız paran olsa, sınırsız. Araba alır mısın Hong Kong'da, yoksa bunu mu kullanırsın? Araba alamıyorum. Gerek yok çünkü. Bunu kullanırsın değil mi? Hala maske takanlar var. Şimdi burada Tesla fiyatına bakıyoruz. Bakın. 345 bin Hong Kong dolarını aşağıda çeviriyoruz. Bu çok. Evet. 1 milyon 400. Neredeyse 1,5 milyon TL'ye burada Tesla sahibi olabiliyorsunuz. Şu an 1,5 milyona Türkiye'de ne alabiliriz? Aşağıda yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Yani tahmin bile edemiyorum yani şu an ne alınabilir 1,5 milyon liraya Türkiye'de. Araba olarak yani bir Tesla alamayacağımızı %100 eminim. Mesela biri geldi sana Tesla ver. Hediye olarak parking anahtarını lazım. Verdi. Alır mısın? If you gift the parking, kullanıyorum. The parking bir ay 7,000 Hong Kong. Oo, bir ay park alanı alırsan 7,000. Kiralık, evet. Oha, 1,000 dolar. 1,000 Amerikan dolarına sadece bir aylık park alanı alırsın. Parking için, evet. Tamam, boş ver Tesla'yı. Burada insanlar pek birbirlerini umursamıyor gibi sanki. Çok konuşmuyorlar birbirleriyle. Çok robotik yani. Kore'ye gittim bir hafta sonu. İnsanlar metro konuşuyorlar. Kore'de değil mi? Evet, Seul, Kore'ye. Evet. İnsanlar metro konuşuyorlar, ediyorlar yani. Burada konuştuğunda mesela şu öndeki abimize de sen merhaba. Hatta sen konuşuyorsun, böyle yapıyorsun yani, niye konuşuyorsun sen yani? Ses yok, baksana yani hiç. Evet. Bak şu an metroda ne kadar çok insan var, sessiz ya. Her yer kütüphane gibi. Peki sen bu durumdan memnun musun, yoksa dürüst konuşmasınlar dürüst zaten diyorsun? Tamam, to be honest, dürüst olacak. Aha. Para için memnun oldum. Evet. Ama insanlar kalite yok. He. O yüzden ben... Sen parayı bulup kaçacaksın burada. Bodrum gidiyorum. Evet, Bodrum evet. Çare Bodrum. Evet, evet. Arkadaşlar, Çare Bodrum. Veya Çare Türkiye'nin herhangi bir yeri. Yani ben de bu kadar gezdikten, şey yaptıktan sonra soruyorsunuz en beğendiğin, yerleşeceğin yer neresi falan. Türkiye abi, ben dönerim Türkiye'ye yani. Sen de eminim ya Tunus'a dönersin ya Türkiye'ye. Tunus ya da Türkiye yani çok yakın Tunus'u Türkiye'ye. Evet. 2 saat uçak. Evet yani o yüzden benim cevabım bu soruya çok net ya. Ben direkt Türkiye'ye dönerim yani. Gezerim, deneyimimi yaşarım. Her türlü yapmak istediğim şeyi yapmaya çalışırım. Ama günün sonunda ben dönerim Türkiye'ye yani. Çünkü bizim oralardaki sıcakkanlılık, bizim oralardaki insanların güzelliği, yani Tunus'ta da aynı. Evet, geldim yani. Her biliyorum. Şey para değil. Yani Hong Kong çok iyi bir ülke. Her şey var burada. Tax yok. Evet, tax dediğimiz tax vergi. Yok, vergi yani yok burada. Vergi yok. Para var burada. Ben şunu duydum. Bankalarda 500 bin Hong Kong dolarına kadar aylık kazananlar var. Var. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Aylık 100 bin dolar civarı. Uçuk rakamlar. Evet. Ama yani her şey para değil. Yani evet. Ben böyle 5 yıl yaşadım. Anladın sonunda. Para değil. Yok. Yani kalite lazım, insanlar lazım, aile lazım. Evet, evet. Burada evet. Hiç. Değil mi? Ya şurada düşüp bayılsan. Hiç. Yani bayıldığında kalırsın değil mi? Last weekend there is a guy who fell on the stairs. And everyone was local, only me and my friend Tunus yani. We run to the guy. Herkes böyle. Herkes duruyor değil mi? Ben de onu hissediyorum ya. Ondan dedim. Mesela burası bana biraz bilim kurgu filmi gibi geliyor. Şurada düşsem, bayılsam kimse bakmaz. Ama yine de Türk mü? Ben Türk ben. Burada artık her yer Türk var ya. İzlerse aşağıda yorumda selamımı göndereyim buradan. Abimiz Türk'tü galiba. Neyse, ne diyorduk yani, sonuç olarak hayat güzel burada ama her şey para burada. Değil. Her şey para değil. Ha, her evet, şey para katılıyorum. Değil yani. Şöyle bir gözlem yaptım. Evet, burada birkaç yıllığına belki para kazanmak için yaşanır ama o birkaç yılın sonunda ayrılmak isteyebilirsin.
En sen genç, 21, evet, 22. 22. Kemal Sunal izlemiş kadın seni. Evet. 21, 22. Burada geleceksiniz. 5 yıl, 6 yıl. Çok para kazanacaksınız. Dönüp sonra evini alacaksın, arabanı alacaksın. Bitti. Bitti. O kadar. 6 yıl. 6 yıl. Ve buraya vize yok. 90 gün boyunca vize yok. Size de vize yok değil mi? Yok. Vize yok. Yani o yüzden gelip bakılabilir, gözlem yapılabilir bir ülke. Keyifli bir ülke. Gerçekten güzel bir ülke. İnsanlar çok saygılı birbirine. Onu net görebiliyorsun. Ama yine de günün sonunda her şey para değil. Her şey saygı değil diyormuşum. Ama günün sonunda ülkenize dönmek istersiniz. Eğer ki ülkeniz Türkiye ve Tunus gibi güzel ülkelerse kesin dönmek istersiniz. Çok yaklaştık şimdi. Ya böyle bir şey var bende. Ne zaman konuşmaya başlasam yanından çöp arabası geçiyor. Şu kamyon bütün sesi bozuyor. Neyse gitti. Şu anda Lübnan restoranına geldik. Beirut Bistro. Leyma. Eşil akbar. He's so hungry. I am so hungry. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Vallahi billahi so hungry. What's your name? Şerbel. Şerbel. My name is Mert. Nice to meet you too. We are four brothers working together. Four brothers. So you are from Lebanon? Lebanon, yes. And we will have some authentic Lebanese food, yes, I think. Yes, we do home style food. This is what we learned from my mother. Senin sevdiğin bir şey var mı burada? Humus. Humus mu direkt? Humus. Sen direkt humus dedin. Sadece humus da. Sadece humus. Evet, o kadar acık değilim. O kadar acık değilim. Tamam, ben çok acıyım şu an. Sen ne önerirsin bana? Falafel ister misin? Şiş tavuk. Şiş tavuk çok iyi. Şiş tavuk çok mu? Çok iyi, evet. Tamam, onu öneriyorsan ben şiş tavuk alayım. Tamam. Falafeli nasıldır? Falafeli. Tamam, bir de ortaya falafel alalım o tamam zaman. Tamam. Nekhdu şiş tavuk, falafel ve hummus. Okay. We are hungry valla. We are hungry valla. Halas, you are at the right place. That's nice. How long has it been you established this place? Since 1998. 25 years already. Size bir de şimdi fiyatları göstereceğim. Şöyle mesela humus 85 dolar. Onun dışında mesela baba ganuş var. Baba ganuş da bayağı güzel oluyor. Bu da 88 dolar. Sıcaklar var burada. Bir de en aşağıda rep dediği şöyle dürümde var. Biz dürüm alıyoruz. Şiş kebap çok iyiymiş. Şiş kebap bir de falafel ortaya. Burada da Real Lebanese, gerçek Lübnanlı yazıyor burada. Bir de dışarıdan göstereyim size burayı. Böyle bir yerdeyiz. Burada da içecekler var. İçecekler. Ayran var. Ayran var mı? Evet. Ayranı da ayran gibi delikanlı gibi yazmışlar. Ayran. Nane ile karıştırıyorlar. Bu tam şey oluyor. Orta Doğu ayranı. Evet. Nane ile karıştırıyorlar ya. Burada da şöyle göstereyim. Mesela ayran 38 dolar. Diğer böyle içecekler. Kola falan var 28 dolar. Ne içersin? Limonada. Limon ada. Limonata değil. Tunus limonada. Limonada. Evet. Aynı. Aynı limonada. He, tamam. Hatta tamam. Lebanon limonada. Ha, gerçek limon. O yüzden gerçek diyorum limonada. Evet. Ha, güzel o zaman bu. Sormasam söylemeyeceğim. Tamam, ben de aynısından söyleyeceğim. Limonada. Şu anda Langkwai. Sahtin. Afiyet olsun. Pasta sahuraha diyorlar. Sahuraha. Sahuraha, evet. Tamam, öyle diyorlar aynen. Sahuraha. You're eating the words with sahuraha. 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 Şu an Langkwai Font'u yakın bir yerdeyiz, yakın, değil mi? Çok yakın bir yerde. Central, direkt merkezdeyiz, evet, yani. Lübnan bayrağı var. Lübnan bayrağını da göstereyim size. Şimdi Lübnan bayrağına bakın. Evet. Abi bayrak bizde önemli. Şimdi bu bayrağın anlamı nedir? Lebanon have the cedar tree up the mountain. The white is the snow and the red is the for the blood. Okay, thank you. Bayraklar önemlidir. Humus geliyor. Humus geliyor. Oo, humus geldi. Oo. Bu arada humus harika görünüyor ya. Humusun içinde ne var tam olarak? Bilmiyorum. Tamam, dürüstlüğünü takdir ettik de. Evet, yumurta var, nohut var, onu biliyorum. Bir de üstünde zeytinyağı, onu biliyorum. Evet. Ama eminim ki içinde bir iki bir şey daha var. Bence... Tamam, sen bilmiyorsun. Bu yapıyorum humus. Evet. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel iyi, değil mi? Ben de bir deneyeyim şimdi. Falafel. Evet. Falafel humus, evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Saha. 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 Oo, harbiden çok lezzetli. Yogurt sos. This is very delicious. Sahte. Lebanese sahtein. Biz sahte. Sadece saha. Şeyi sorabilir miyiz? Bu falafeli humusa batırıyoruz, değil mi? Evet, öyle yogurt, bir şey var, değil mi? Yogurt sos, evet. Some more garlic. Oh, thank you so much. Limonata. Bu harbi limonata bu arada. Parçacıkları var. Lebanese limonata bu. Evet, evet. Limonu sıkmışlar yani. Limonata. Harbiden limonata. Sosları göstereyim. Burada yoğurt sosu var.
Çok açım ya. Gösteremiyorum. Göstermeden yiyorum. Çok aç geldim. Burada da falafeli şöyle garlic sos dedikleri sarımsaklı bir sos var. Ama çok lezzetli bir şey bu ya. Çok iyi gerçekten. Çok iyi biliyorum. O yüzden geldik. Gerçekten çok iyi. Yani geldik diye iyi demiyoruz. İyi diye geldik. Evet. Anladın mı? Anladın mı demeyeceğim bir daha ya. Anlıyorsun zaten her şeyi. Aynen öyle anlıyorum. Tamam. Sen zaten yavaş konuşuyorsun. Hı, aynen. O yüzden alıyorum. Her şey ev yapımı dedi. Abimiz doğru söylüyorsa, çünkü herkes der ya ev yapımı, ev yapımı. Çoğu da değildir. Ama gerçekten öyle gibi çok hissediyorum yani. Çok çok lezzetli ya. Bir de Akdeniz mutfağında hep zeytinyağı var ya. Zeytin çok iyi. Çok iyi ya. Zeytinyağsız olmaz yani. Şuna bakın ya. Şaheser ya. Şu çok çok lezzetli. Lavaş da güzelmiş bu arada. Beğendin mi? Hı hı. Gerçekten. Her şey çok iyi gerçekten. Zaten Türkçe konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar yok. Beğenmeseydim her türlü söylerdim. Çok lezzetli her şey. Ben de soruyorlar. Sen Türkiye konuşuyorsun mu dedim. Evet biraz. Dedi biraz değil ya. Bu arada biraz değil. Ha biraz ya. Türkiye'ye gittim, taksi aldım. Hiç konuşmadım. Ama takside konuşman lazım. Yabancı olduğunu anlaşılmasın. Normalde sen çok spor yapıyorsun. Bu saatlerde bunları yemiyorsun. Yani yemiyorsun. Allah senin için. İlk defa benim için humus sıyıran bir insan gördüm. Ya o humusu benim için mi sıyırıyorsun şimdi? Peki. Yalan söylüyorum. Yok ya. Benim için falafel yiyor. Benim için humus içiyorum. Harbiden çok lazım. İyi. Yani bak reklam değil. Parası neyse vereceğiz yani buradan kalkarken. Güzel, güzel. İşbirliği falan yok yani. Falafelin içi de işte böyle sebze dolu. Tabii kızartma olduğu için çok sağlıklı bir şey olduğunu söyleyemem ama sonuçta sebze var en azından. Sebze kızartmayı nötrlüyor bence. Değil mi? Evet. Sağlık ama çok sağlık değil ama. Sağlık ama çok sağlık değil. Evet. Bunu yazıyorum. İleride atasözü olarak kullanırız. Ama. Sağlık ama çok sağlık değil. Şimdi bir de en son şiş tavuk. Oo bu da aynı lavaştan. Şiş tavuk. Oo, senin şiş tavuk harbi. Sen ne ara yedin onu ya? Şiş tavuk bu sos lazım. O sos lazım evet. Şiş tavuk. Vallahi bana sadece bu lavaş lazım şiş tavuk. Bak şunu ben size göstermek istiyorum. Şöyle biraz yakınlaşıp göstereceğim. Şuna bakar mısınız? Lavaş inanılmaz iyi yani. Lavaş, bunu yedirten lavaş. Tavuğun kıvamı çok iyi ya. Çok iyi harbiden. Senin? Yok ya ben. Rajon palafeli kaldı ortada. Sen dedin çok acık. Sen dedin çok acıksın. Ben dedim bu kadar acık değil. O yüzden sanırım. Ben acımdan ölüyorum ama senin o. Tamam. Senin. Hiç hayır da demiyor. Hayır demedim. Hiç hayır demiyor. Tamam. Senin o. Tamam dedim. Senin. Ben acık değilim dedim ama o kadar lezzet ki. Tabii hiç acık değilsin. Yapma böyle. Kız ben ama böyle yapmıyorum yani. Lezzet yiyorsak, var mı? Lezzet varsa yiyorsak yiyoruz yani. Aynen. Yiyorum. Delikanlı gibi yerim diyorsun. Bitti. Şimdi böyle yapıyorum. Şimdi. Şurada bir lavaş parçası kalmış. Olmaz. Humus bırakılmaz. Masada kalan humus ağlarmış. Bak Arapça ikramet var. Evet, ikram var. İkram var. Oh, okay. Different kinds of baklavas. Yes. Evet, ikram geldi. Yani şimdi bunu kim geri çevirebilir? Şimdi sen spor falan filan yani yiyeceksin yani bunu. Ya yapacak bir şey yok. Sen zaten her şeyi yedim. Yememe ihtimalin var mı? Hayır diyebilir misin? Bilmiyorum. Diyemezsin. Şöyle, şu ikili senin, bu ikili benim. Kız gibi yapıyorum. Ama baklava tek atılır. Baklavayı tek atacaksın direkt. Yok, Arapça baklava yavaş yavaş yiyorum. Tek ama yok. Türkçe baklava tek atıyoruz yani. Evet. Afiyet olsun. Bu ikramet şey Hong Kong, bu şey yok. Sadece belki Türk bir restoran ya da Arapça bir restoran böyle yapıyorlar. Kesinlikle. Yani böyle ikramına gelecek falan yok. Bir şey yok. Diğerini delikanlı gibi ya. Aradaki farkı merak ediyorum. Burada da bademli var. Bu çok daha iyi. Ben bitti. Ben spor 7 ya da 7 ya da 6 saat lazım ben spor. Ama şimdi bahanem var. Biliyorum yani yarın spora şevkle gitmen lazım. Çünkü baklava yedim diyeceksin. Humus yedim diyeceksin. Ama doktor öyle söylemiyor. Tabii ki ne yaptı şu yani bir Lübnanlı
bütün usulüyle aynı Arapçayı anlaşabiliyoruz. Aksan yani aksan çok farklı. Farklı. At yarışında kaybeden Lübnan restoranında hesabı öder. Evet, o yüzden... Ve Şerbil var. Çok iyi bir insan. İkram et evet. Yaptı. Ama sadece baklavayı. Gerisini ödeyeceğiz şimdi. Belki 10 yıl sonra şuna bakıp vay be diyeceğim yani. Başka Beyrut Bistro. Bence burada hiç değişmeyecek. Bir 10 yıl sonra da $270 olacak. Evet, ben her şeyi çok beğendim ya. Çok güzel yer, çok güzel yemek, çok süper. Güzel insanlar. Aynen öyle. Yani aslında almak istemedi. Evet, ama ben... Evet, evet, evet. Aynen öyle. Thank you so much for everything again. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Evet, ve... gönül rahatlığıyla size önerebiliriz burayı. Eğer gelirseniz... Bu restoran sohbet var. Hepsini gördünüz. Bütün masa 270 Hong Kong dolarıydı. Ama içine içecekleri ve baklavaları katmadı. O haliyle 270 Hong Kong doları aşağı yukarı 36 Amerikan doları falan yapıyor. Yani 40 Amerikan doları değil. Öyle bir fiyatı vardı. Ve buradaki o skaladaki genel olarak restoranlara kıyasla fiyat olarak biraz daha düşüktü. Burada neredeyse her sokağın, her caddenin böyle umumi tuvaletleri var. Şöyle ücretsiz. Güzel hizmet. Hong Kong Belediyesi çalışıyor ama her şey para değil. Yine son noktayı koyuyoruz. Evet, son olarak sosyal mesajımızı da verelim. Her şey para değil. Hong Kong sadık güzel. Sadık ama çok sadık değil. Evet. Her şey para değil. Her şey para değil. Her şey ne peki? Her şey. Hı-hı, her şey. Bence. Sence? Aile. 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 Annem evet. Her şey benim için, babam her şey benim için. Evet. Evet. O kadar. Gerisi zaten çok da önemli değil ya. Şimdi çok uzakayım. Hı hı. Yumuşama harfi gitti. Çok uzakayım. Çok uzağım. Çok uzalım. Tamam. Heh, aynen. Çok uzak. Yumuşattık. Evet. Çok uzalım. Yani hayat bir nasıl diyorum? No taste. He, hayatın tadı yok. Evet. When I was 22. Evet. My dream is to go out of my family house and to live by myself. Hı hı. Şimdi yani istediğim hayat o değilmiş be diyorsun. Yok, hiç. Peki şu an ailenin yanına gidip yaşamak ister misin? Öyle atıp tutmak kolaydı. Yani I don't want to live in the same house. Evet. Yani biz millennials, the people who were born in the 90s, we have different relationship with our father and evet. mother. Evet. Yani 90'larda doğan insanlar olarak bizim ailelerle ilişkilerimiz biraz daha farklı oluyor eskilerden. Dedi ki doğru bence evet. de doğru. Aa bir dakika, bir dakika. Unutma. Dur korkma ya sana. Bu mu? Bu çok küçük. Bu gördüğüm en küçük, en minyatür bu sunak. Bu şey... Ufak tapınak. Evet. Çok tanrı var mı ya? O kadar çok tanrı var. Çok tanrı var. Evet. Bir tane daha var. Yani böyle. Bakın burada. Bunu ışık şey yapmamışlar. Bu arada yağmur başladı. Bayağı yağmur yağıyor şu an. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Senin vermek istediğin bir sosyal mesaj var mıdır? Hayat zor. Hong Kong güzel ama her şey para değil dışında. Bir mesaj, sosyal mesaj. Herhangi bir mesaj dünya ile ilgili. Ben Türkiye'ye gittim ya. Çok iyi, çok iyi ve çok kötü bir insanlar tanıştım. İllaki. Her şeyden var. Ama bir sosyal mesaj diyorum ki. Evet. The bad and the good are everywhere. Evet. Her But yerde. Her yerde. Always be yourself. Do good things and good things will come back to you. Yani 100%. Yani ile başlayarak şöyle ufak bir tercümede bulunayım. İyi ve kötü her zaman her yerde. Kendin ol ve sen kendin oldukça iyi insanlar iyi insanları çağırır. For me, I don't do couch surfing that much. Uh-huh. To be honest, this is my first couch surfing okay. misafir. Yani ben couch surfing aslında hiç yapmıyorum. İlk misafirim sen oldun diyor. Ben de tam soracaktım. İyi çünkü deneyim, kötü hissettim deneyim. Çok çok iyi bir insan Mert. İyi insan iyi insanı çekiyor işte ya. Evet. Mi? Peki o zaman şeyi sorayım son olarak. Mesela benim seri katil olmadığıma nasıl karar verdin? Herhangi birinin seri katil olmadığına nasıl karar verirsin? Yani seri katili nasıl diyorum? Bir his var yani. Yani sen his var anlarsın yani. Evet. One last thing. Son bir şey daha. Son bir şey. Şimdi çok kötü bir şeyler var. Evet. Evet. Türkçe konuşuyorum şimdi, çalışıyorum. Hı-hı. Ama diyorum ki çok kötü bir şeyler var. Hı-hı. Especially... Burada. Evet. Filistin. Evet, evet, evet. Trying to speak in Turkish but this is hard to say it in Turkish. Ama deniyorsun çok güzel. Denemek güzeldir. Evet, ve yani önemli bir şeyler bir konudan bahsediyorsun aslında. We see it in our phone while we are laying down in our bed. We see people dying. We see our brothers and sisters being murdered every day. We are trying our best to continue in our life normally. That's we know everyone is seeing what's happening to be honest. We all seeing what's happening. Try to talk about it. If you go to my Instagram, you see it already. I lost almost 100 or 200 followers because I'm
most of my friends are not Arabs or Turk, Hong Kong people. Yani Filistin'e destek veriyorsun diye birçok arkadaşın Instagram'dan ayrıldı. Evet. I don't need those followers. If you cannot see the human message in that, then I don't want to be your friend or I don't want to be with you. Let's pray for them. Dua. We are normal people. We are not government. We cannot do big things. We only can do small things that can influence our life and their life. We can share online about what's happening. This human right thing, this what's happening here and there. It's just a fake thing. Last thing that I say. Thank you so much. Ve çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz şu son cümleler içinde. Evet, videoyu da buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like yani. Abone olun. Eğer abone olmadıysanız, dışarıdan izleyen izleyicilerdenseniz, yanındaki zil işaretini açarsanız videolardan bundan sonra anlık olarak haberdar olursunuz. Son olarak da eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like yani beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Böylece videolar daha çok insanın önüne çıkıyor. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bye bye. Maslema. Maslema. Şimdi geldik bakalım. Bismillah. Yani hırsız yok mu? Bismillah. Hırsız yok mu? Yok değil mi? Yani çünkü bu video bakalım. Sonra belki bir hırsız var ki. Evet. Ondan sonra kitlemek zorundasın. Şöyle bir bakalım yine de. Önce önden bir. Evet. Burası temiz. Senin oda temiz. Burası tamam. Benim oda temiz. Evet.